Kazım'a söyle takibi kessin. Dikkat çekmeyelim. Tamam. Kazım takibi kes. Söyle abi. Neredesin lan? Niye gelemedin hala? Kadın gidiyor diyorum. Geliyorum abi. Ancak. Tamam hadi. Dikkat et. Edibe'ye bir şey olursa kendimi asla affetmem. Lazım. Bulacağız baba. Bulacağız. Ben sana anlatacaktım. Abla. Annem, kurban olayım yapma. Vallahi billahi söyleyecektim ya. Bahar. Kızım gitme ne olur. Ben 20 yıldır bu anı bekliyorum. Evlenirken annene alamadım beyaz gelinliği alacağıma söz vermiştim. 20 yıl sonra da olsa sözümde durmak istedim. Ben bunun için işte bunu... Sen artık sus. Hiçbir şey duymak istemiyorum ben. Hiçbir şey duymak abla istemiyorum. Yapma. Abla yapma. Tunç yavaş ol, kaza yapacaksın. Ya lütfen sakin olur musun? Çiçek eczanesi dediler değil mi? Evet. İyi al şuradan bak bakayım tam adres neymiş. Hadi kendine gel. Hadi Eylül. Hay Allah. Ne yapsak Nazire? Doktora mı götürsek? Dur abla be. Ayılmazsın. Birazdan ayılır hırpalanmasın. Hadi Eylül bir su iç bakalım hadi. Hah. İç bakayım. Ne oldu öyle birden? Bayıldın kızım. Cüneyt'le Osman ipucu bulmuşlar. Nasıl? Nasıl bir ipucu? Adamı takip edip Edibe'ye ulaşacaklar. Edibe alayı buldular mı? Ay kıyamam. Sen şimdi onu düşünme. Rahatına bak. Uzan sen bir ayaklanma hemen. Zühre anne Edibe alayı bulmuşlar mı diyorum? Kızım. Tamam bu kadar merak edecek bir şey yok. Cüneyt de sağ salim gelecek. Ben odama çıkıyorum, orada dinleneyim biraz. Eylül, gözümüzün önünde ol kızım. Bak bebeğe falan bir şey olur. Zühre anne, iyi hissetmiyorum. Odamda dinleneceğim. Nazire tut kolunu. Tut.
bırak o gelinliği ya. Kader bırak. Ne istersen yap. Ama Allah aşkına inan bana. Vallahi billahi ben sana söyleyecektim ya. Ne zaman anlatacaktın anne? Her şey olduktan sonra mı? Evlendikten sonra mı anlatacaktın? Kızım annenin nikah tarihinden haberi bile yok. Sürpriz olacaktı. Ne güzel ya. Ne güzel sürpriz. Biz kaç gündür senin yanındayız. Abim bile bir an olsun yalnız bırakmadı seni. Sen niye şimdi bizim yanımızda değilsin? Kader. Her şey bu yüzden miydi? Bunun için miydi? Ne diyorsun abla sen ya? Bu yüzden mi benim yanımdaydınız ha? Ben bu evliliği kabul edeyim diye mi yaptınız bunları? Hayır. Hayır. Sen nasıl konuşuyorsun ya? Sen benim kızımsın. Ben her zaman senin yanındayım. Ben sizin için. Siz o karanlığa bir daha girmeyin de karşı çıktım bu işe. Çünkü o karanlığı en iyi ben bilirim. Çaresiz. Kimsesiz. Senin o dediğin karanlık var ya. Asıl babam yokken vardı. Babam geldi. Bizim evimiz aydınlandı. Sen niye bunu görmüyorsun? Allah aşkına dur. Dur ne olursun. Artık yokum anne. Nasıl isterseniz öyle yaşayayım. Bu adamın olduğu yerde ben yokum. İstemem ama bir gün olur da dünyanız yine kararırsa ben o zaman yine yanınızda olurum size. Karşılığında bir şey beklediğimden değil. Siz unutsanız da ben bir aile olduğumuzu unutmadığım için. Bunlar kim lan? Allah kahretsin Cüneyt Kozan. Yok herif. Bizi fark etti baba, kaçıyor. İyi misin? İyiyim. Yok bir şeyim. Ara sıra ağrı oluyordu. Geçti zaten.
Ameliyat yüzünden mi? Hmm. Bu ara ilaçlarımı aksatıyorum da. Şu çocuklar için ilgilendiğin projeyi mi bakıyorsun? Öyle. Bir yararım dokunsun dedim. İyi. İlaçlarını aksatma. Kendine iyi bak. Ben biriyle kavga edeceksem benim kadar güçlü olsun isterim. Yoksa mertliğe sığmaz. İyi ol. Güçlü ol ki tadı çıksın. Ha. Şu kardeşler için yapabileceğimiz bir şey olursa haberdar et. Bizim meselemiz başka. Bu iş başka. Eyvallah. Olsun istemezdim. Nereden bilebilirdin ki böyle olacağını? Ben de seni o kadar aradım. Ama telefonunu evde unutmuşsun. Biri arıyor seni. Ben hemen geliyorum. Telefon bekliyorlardı da. Acil bir şey. Söyle Tahsin. Ne? Kaç kişi vazgeçti evini satmaktan? Kaçı? Tamam, hemen harekete geçeceğiz. Sen işin başından ayrılma. Bir şey söylemedin. Ne kadar üzüldü ya. Asıl bahar üzüldü. Yani gerçekten Şahin için onun yanında olduğumu zannetti. O beni yanlış anladı. Gerçi babam olmasaydı sen ablamın yanında olmazdın, o da doğru. Ne diyorsun sen be? Ya babam karşına çıkmasaydı sen ablamı affetmez. Ne diyorsun sen Kader? İnsanın bazen aşkı için gerçekleri saklayabileceğini sen tekrar babam sayesinde öğrenmedin. O yüzden yumuşamadın mı kalbin ablama karşı? Bahar benim kızım. Ne yaparsa yapsın ben yanında olurdum. Evet olurdun. Ama sadece kötü gününde yanında olurdun. Sen ablamı asla affetmezdin. Sen babam sayesinde yeniden aşkı hatırladın. İnsanın aşkı için neler yapabileceğini hatırladın. Bu yüzden de ablamı affettin. Sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Hı? Yani gerçekten ablanı Şahin için affettiğimi düşünüyorsun, öyle mi? Ben anne falan değilim o zaman. Bırak! Ben insan değilim yani. Anne! Ha, ben kötü bir şey söylemedim ki. Ne
Neredeler bunlar? Feride kapalı burası. Ya çiçek eczanesi demedi mi? Öyle dedi. E neredeler o zaman? Ne bileyim Tunç. Baksana. Yeni çiçek eczanesi yazıyor burada. Yanlış yere geldik. Allah kahretsin. Yürü yürü. Konuş lan konuş. Halamı nereye sakladınız lan? Ne diyorsun sen be? Yalan söyleme lan. Edip'e nerede lan? Kardeşime ne yaptınız köpekler? Edip'e tanımıyorum ben. Siz kimsiniz? Bıraksanız beni. Bana bak. Tanımıyor musun lan beni ha? Halamı nereye sakladınız? Ne yapacağını anladın mı Berat? Anladım abi. Parayı kahveden alacaksın. Tepeye yaklaşınca beni ara. 10.000 lira alacaksın. Dikkat et, parayı kaybedersen Kudret Bey'i geri ödersin. Ayrıca güvenini de kaybedersin ki bu paradan daha önemli. Abi sen onu merak etme. Peki şimdi ben parayı alınca Kudret Bey beni tamamen işe almış oluyor mu? Vallahi orasını bilmiyorum. Millet evleri satmaktan vazgeçmeye başlamış. Kudret Bey yanına birini al dedi. Ben de senden bahsettim. Sen önce bu görevi verdi. Sonrasını o bilir. Ama unutma, bu iş çok önemli. Anladım abi. Allah kahretsin, nerede bu telefon? Ya şimdi de şarjı bitti. Üf, nerede bu şarjı? İlacın yolda. Az daha dayan. Konuş lan! Kimden bahsediyorsunuz bilmiyorum. Ulan konuş lan yoksa... Yavaş ol be baba. Halamı nereye sattınız lan ha? Nereye? Ne halası be? Bela mısınız kardeşim? Ulan adi herif. Ulan konuş. Yoksa seni gebertirim lan. Konuş diyorum konuş! Baba! Bırak! Konuş yoksa seni geberteceğim lan! Tamam. Tamam söyleyeceğim. Bakalım mı? Yok ya, çok paradır. Yürü. Zaten istemiyorum ki. Ya alt üstü bez parçası. Onun yerine bir eksiğimizi görürüz. Hadi geç kaldık hadi. Bir gün sana alacağım gelinliği. İşte o zaman eşi dostu toplayacağım, düğünümüzü yapacağım. Bir gün mutlaka telli duvaklı gelinim olacaksın. Sana perişika yapıyorum da. Hamuru tutması için kaç yumurta koyuyorduk biz? Sen hamur mu açacaksın şimdi? Açacağım tabii, ne var? Öğrendim senden, yapıyorum işte. Ben ne öğrendiysem senden öğrendim. Yani zamanında ettiğimiz kavgalarda ben sana çok kötü laflar söylemiş olsam da... ...sen çok iyi bir annesin. Bizim için hayallerinden vazgeçecek kadar iyisin. Eğer yalan söylüyorsan senin beynini akıtırım lan bu asfalta! Ufuk Tepe'ye doğru gideceğiz. Doğru söylüyorum, yemin ederim. Tamam.
Baba, sen arabayı kullan. Alo. Kadir, hemen çıkın o evden. Ne diyorsun be? Kozanlar izinizi buldu diyorum. Çıkın o evden. Tamam. Allah kahretsin. Hadi Beyza, hadi. Kalk kalk. Gitme vakti geldi. Hadi. Buradan sağa döneceğiz. Kadın hiçbir şey bilmiyor. Sen ulaşabildin mi Cüneyt'e? Açmıyorlar. Allah kahretsin. Ne karıştırıyor bunlar ya? Bir şey karıştırdıkları yok Tunç. Anneni bulmaya çalışıyorlar. İnşallah başlarına bir şey gelmemiştir. Eğer anneme bir şey olursa başlarına öyle şeyler gelecek ki hiç doğmamış olmayı dileyecekler. Yürü. Yürü. Hastaneye gidip ilacını yazdırdım. Baktım dün bitmişti. Arayı açma. Hemen iç bir tane. Sağ ol bir tane. Ne yaptın? Annenlerle konuştun mu? Annem o adamla evleniyor. Nikah tarihi bile almışlar. Ne? Ben de sandım ki beni affediyor anne. Tekrar bir aile olacağız. Meğer hepsi ben o evliliğe ses çıkarmayayım diyeymiş. Yani eminim annen... Kemal sus. Ne olursun boşuna uğraşma. Ben anlayacağımı anladım. Konuşmak istemiyorum daha. Gecine işte. Sana bir de kötü haberim var. Neymiş o? Benim artık senden başka kimsem yok. Yani artık benden kurtuluşun yok senin. Senden kurtulmak isteyen kim acaba? Bir tanem. Ama... Ne olursun sus. Konuşmayalım. Hem daha bir sürü işimiz var bizim. Yani Reçel siparişlerinin günü yaklaştı. Onları yetiştirmem gerek. Senin okul projesini çizmen gerek. Oo, bir sürü iş var. Ben gidip başlayayım. Allah kahretsin! Cüneyt, bu herif bize yalan söylüyor. Bana bak. Babam doğru mu söylüyor lan ha? Yalan mı söylüyorsun bize? Allah belamı versin bu sokak sandım. Aşağıda gider o zaman. Hala yalan söylüyor. Nerede lan bu ev? Şimdi beni iyi dinle. Bu arabadan yürüyerek inmek istiyorsan halımın nerede olduğunu söyleyeceksin, tamam mı? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Söyleyecek misin? Hadi tutun bana bak. Gidiyoruz buradan. Allah kahretsin be. Biraz topla kendini hadi. Hadi gidiyoruz. Alo Şahin abi. Ben parayı aldım, yanına geliyorum abi. Tamam koçum. Eyvallah. Derdin ne lan senin? Kahveden beri peşimdesin. O para sana çok koçum. Birazını ver de yolumuzu bulalım. Yürü git lan. Aracını vermezsen buralarda para çeviremezsin. Oğlum bas git adamın başını belaya sokma. Of ya, açmıyor.
Ver şu telefonu. Kimi arayacaksın? Ver dedim Feride. Dönecek miyiz bir yere? Hayır, düz gideceğiz. Feride? Tunç ben. Neredesiniz? Tunç, adamı yakaladık. Anneni almaya gidiyoruz. Nereye? Niye bileyim ben? Herif bizi bir yere götürüyor işte. Ya söyle dedim, ben de geliyorum. Size güvenmiyorum. Tamam, geliyoruz. Ne oluyor ya? Annemi sakladıkları yeri bulmuşlar. Biz de oraya gidiyoruz. Bakıyorum da iyice alıştın tükürük köftesine. Ya şöyle söyleme. Ama bir şey diyeyim mi? Adı falan kötü olsa da bu hayatımda yediğim en lezzetli köfte. Biliyor musun? Ben sizin gibileri önceden insan yerine koymazdım. Nasıl yani? Yani ne bileyim. Ya işte baba parasıyla büyümüşsünüz. Sanırdım ki sizde ne insanlık var ne de duygu. Var mıymış? İşte siz de bizim gibi insansınız. Sana bir şey öğretebildiysem ne mutlu bana. Bir sen değil. Kemal de öyle. Helal olsun. Delikanlı adammış. Ver çantayı dedim lan. Kimsiniz lan benden haraç alacaksınız? Seni bir daha bu mahallede görmeyeceğim, anladın mı? Dur yoksa gebertirim adamı. Manyak mısın lan? Bıraksana herifi. Parayı ver yoksa deşerim. Haçlı Ergen'i. Tunç biraz yavaş ol, kaza yapacaksın. Anneme bir şey olursa hepsini öldürürüm Feride. Hepsini. Ya tamam, polisi çağıralım. Onlar da gelsin. Bu ev mi lan? Ha? Vallahi doğru söylüyorum, bu ev ya. Kemal ne alaka şimdi ya? Ya ne bileyim. Bahar için, bebek için koşturdu canla başla. Oradan aklıma geldi. Yani Kemal kardeşimi seviyor. Evine, yuvasına da bağlı. Kemal delikanlı adam. Delikanlı öyle mi? Bir de bana bak Umut. Şu halime bir bak. Ben nerede yaşıyorum farkında mısın? Eski kocamın ablası Yıldız Varlığı'nın evinde. Neden? Kazandığım parayla ev tutamayacağım için. Ya tamam sen de haklısın ama... Yıldız ablanın yüzü azıcık asılsa... elim ayağım birbirine karışıyor. Fervan abi sinirlenince kendimi odaya kapatıyorum. Üstüme alınıyorum çünkü. Çünkü ben orada bir sığıntıyım. Sana kötü mü davranıyorlar? Hayır. Haklarını yiyemem. Bana evlerini açtılar. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi değil.
İnsan muhtaç olunca her şey değişiyor. Bir zamanlar seni el üstünde tutan insanlar artık görmüyorlar bile. Ya nasılsın, iyi misin diye sormuyorlar, merak etmiyorlar. Onlara muhtaçsın çünkü. Ne yapsalar katlanmak zorundasın. Şimdi söyle bana. Beni ortalarda bırakan Mehmet Kemal Kozan mı delikanlı? Bu kapı niye açık lan? Bilmiyorum. Kimse yok. Neredeler lan bunlar ha? Bilmiyorum, buradalardı. Ne biliyorsun lan sen, ne? Lan oğlum sen bize yalan mı söylüyorsun lan? Halamı nereye sakladınız? Buradalardı, kadın hastaydı. Belki de fenalaşınca aldı götürdü. Ne fenalaşmış ulan? Ne diyorsun? Bir ilacı mı ne varmış? Ben de onu getiriyordum. Ver lan şunu. Her zaman kullandığım ilaçmış. Allah kahretsin. Kardeşim ölecek. Baba, bir yukarı bakalım. Belki bir şeyler buluruz ha. Yürü lan. Yürü. Ne oluyor lan? Şahin abi! Abi ne oluyor? Kim bu adamlar? Kudret'in adamları. Tanıyor musun onları? Abi bir tanesi paramı almaya kalktı. Sonra diğeri geldi. Dertleri ne bunların ya? Vallahi Kudret'in işine akıl sır ermez. Ne oldu ki? Abi bir tanesi bıçak çekti. Parayı vermezsen diğerini öldürürüm dedi ya. Sen de adamı bıraktın, ölüme terk ettin. Sen parayı muhakkak getir dedin ama abi. İyi de karşında günahsızın birini öldürecekmiş adam. Yapmaz dedim. Niye yapsın ya? Durduk yerde niye öldürsün tanımadı adamı ya? Oyundu değil mi? Bu bana bir oyundu ve ben işi kaybettim. Abi ben vallahi yapmaz diye ya. İşi aldım Berat. Nasıl abi? Ne pahasına olursa olsun sana verilen görevi yerine getirdim. Aferin sana. Ne istediniz lan kardeşimden? Ben kaçırmadım kardeşini. Ya ona bir şey olursa? Ya ölürse? Ben gebertmez miyim ulan sizi? Baba, bak biz burada zaman kaybediyoruz. Eğer adam arabayla kaçmışsa yol üstündedir. Şimdi çıkarsak yakalarız onu. Ya yakalayamazsak? Yakalayacağız baba. Başka bir seçeneğimiz yok. Sanki kaçacak halim var. Geberip kalacaksın şurada. Uslu uslu dur şurada. Ben onun sevgilisiydim bir zamanlar. Kozanların gelini Handan'dım. Babam hayattayken beni pamuklara sararlardı. Sonra babam öldü. Bana müştemilatın yolunu gösterdiler. Ben hep Kemal'in yolunu bekledim biliyor musun? Yıllarca. Sonra döndü.
evleneceğiz derken o Bahar'a tutuldu. Ben işte böyle ortada kaldım bir başıma. Sen de boş durmamışsın ama. Hiç rahat vermemişsin onlara. Hiç de bile. Ben hiçbir şey yapmadım. Onların birbirini sevmesini izledim sadece. Sonra ne oldu? Hamile kaldım. Evlendik. Sonra bebeğimi düşürdüm. Kemal hepsini hiçe saydı. Düşünsene. Sen kardeşin ondan hamile diye Kemal'i öldürmeye bile kalktın. Ben insan değil miyim? Benim namusum yok mu? Beni kim düşünecek ha? Benim hiç kimsem yok Umut. Bir başıma ortada kaldım işte. Handan tamam. Yeter. Yetmez. Bak bakalım beğenecek misin? Çok güzel bunlar. Hadi hemen yapıştıralım. Çok güzel oldu baksana. Şu an onun ablasının evinde, eniştesinin iş yerinde bir sığıntıyım. Ne evim var, ne ailem. Şimdi söylesene, bu mu delikanlılık? Haklısın. Efendim anne. Tamam. Tamam geliyorum. Eğer gitmen gerekiyorsa beraber kalkalım. Yok. Birlikte gidiyoruz. Annem perişka yapmış. İçeri girmeden polisi arayalım. Anne. Hikmet abiyi gördüm. Evi almak isteyenlerin biz olduğunu sanmış. Uyarmasaydım az kalsın imzayı atıyordu. İyi de kim bunlar ya? Bir bilsem. Kudret Bey böyle denermiş çalışacağı adamları. Ben de bilmiyordum. Mahpusla kardeş gibiydik. Bana güveni tamdır. Ben de önce araştırdım, sonra girdim işe. Peki, beni de aldın mı abi yanına? Aldım tabii. Aldım. Kudret Bey de olur verdi. Bundan sonra ne isterse yapacaksın. Emri olur abi. Vallahi yaşasın ya. Bıkmıştım ben bu hayattan, şoförlükten. Bir yerden tutulup yükselmem lazımdı zaten benim. İyi çalışırsan o da olur. Yalnız benim senden bir ricam var abi. Bir gün Kudret Bey'in elini öpmek isterim yani. Ya, o işler o kadar kolay değil. Önce hak edeceksin. Ondan sonra eğer isterse Kudret Bey seni makamına çağırır. Şimdi. Al bakalım. Bu senin. İlk işine başla. Söyle lan! Söyle lan! Nerede annem? Adamı öldüreceksin! Nereye gidiyoruz çocuk? Baba, bu yoldan başka bir gidiş yok. Buralarda bir yerde olmalı. Efendim Feride?
Ümit yetişin. Ulan senin annen yok mu lan? Ne biçim adamsın lan sen? Feride ne oluyor? Eve geldik. Bir adam var. Tunca adamı öldürecek. Lütfen yardım edin. Ya siz neredesiniz? Tamam biz hemen geliyoruz. Tunca hadi yeter gel. Cüneytler. Aynen kaçan adamı bulmuşlar. Nerede vermiş? Buraya çok uzak değil. Hemen gidelim. Tunç! Emine teyzeciğim, benim bu işle hiçbir ilgim yok. Ya bak, beni de Bahar'ı da uzun zamandır tanıyorsun. Birazcık güveniyorsan evlerinizi satmayın. Herkese de söyle, kimse satmasın evini. Tuzak bu. Üç kuruş verip evlerinizi alacaklar elinizden. Senden de Allah razı olsun. Sen sonra evrağını getir, evinin durumuna bakarız biz. Tamam. Ben de öpüyorum ellerinden. İyi de kim bunlar ya? Abi şimdi bu para benim mi? İşi becerirsen senin. Ev başına 10.000 lira. İnsanları ikna edip evlerini alacaksın. Ya ikna edemezsem? O da senin işin. Biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. İnsanlara güzel bir hayat sunuyoruz. Sen sadece insanları ikna edeceksin. Sen nasıl bu parayı sağ salim getirdiysen... bir yolunu bulup o evleri alacaksın. Tabii işe engel olmaya çalışanlar olacaktır. Mahalleliği vazgeçirmeye çalışanlar. Belli ki bu mahalleye fena dadanmışlar. İnsanları göz göre göre kandırıyorlar. Demek sonunda bizim mahallemizde güzel bir yer olacak ha? Tamamdır abi. Evelallah sen bu işi olmuş bil. İyi. Anlaştık o zaman. Ama ben buna izin vermem. İnsanları kandıran kimse karşısında beni bulur. Yanlış yoldayız. Atlattı bizi. Ya baba, kaçabileceği başka bir yer yok. Ne yapıyorsun? Bırak şunu! Bırak şu direksiyonu! Saçmalama Tunç. Hadi in ben kullanayım. Olmaz. Anneme bir şey olursa... kozanların cehennemi olurum Feride. Özellikle de Cüneyt'in. Onu elimden kimse alamaz, anladın mı? Sen bile. Kaderi utandırır.